kökenine de bakabilirsiniz. Saç köklerine de bakacağım, donarlığınızdaki. Ya şöyle, ben bir kere PRP tedavisi oldum, orada baktılar saçıma. Kök var dediler. Bu yüzden hani PRP yapalım sana dediler. Şu an hani toplama yapılacak bölümdekine bakıyorum. Şu kaçtan görüyorsunuz siz ekranda. Bunlar yani ikili, üçlü. Mesela şurada dörtlü kökünüz var. Bunlar bayağı yoğun duruyorlar ama saçlarınızı yap olarak biraz ince telli. Evet. Ya bu kapatma açısından biraz bizim için zor bir durum oluyor ama çok doğal duruyorlar. İnce telli saçların duruşu çok doğal ve saç renginiz çok güzel. Ekim olduğu belli olmuyor çıktığı zaman. Sizin kök var dedikleri burasıdır. Yani şimdi baktığınız zaman burada açıklıklarınız gözüküyor ama şunları gözle göremiyorsunuz çıplak gözle. İnce tüyümüz saçlar var, görüyor musunuz? Evet. Bunlar bayağı bir incelmişler. Hani saç kaybı yaşamamışsınız aslında. Hani bir, arada birkaç tane mesela şu orta ya alanda. Size bir şey diyeyim mi? Benim boşluk çocukken var. Bir saçım vardı, alnımda çıkardı. İnanın fırça girmezdi kafama. Hani dökülse bitmez derdiniz. Nasıl döküldü bilmiyorum. Erkeklerde şu bölüm dökülme bölgesi dediğimiz bölümdür. Hani donör alanı dediğimiz yerde dökülmemeye kodlanmıştı. Hani bu alanın dökülme sebebi de hani vücudunda taşıdığı testosteron hormonlarının saç diplerinde bulunan reseptöre bağlı olmasıdır. Her kıl kökünün altında bu alanda testosteron reseptörleri vardır. O yüzden bu alan dökülür. Hani ekilen saçı ömür boyu garanti vermemizdeki sebep de şu alanda o reseptörler yoktur. Buna maruz kalmadığı için de ekilen yerde çıktıktan sonra hani çok ekstrem bir durum gelişmediği sürece, sağlık problemleri yaşamadığı sürece saç dökülmez. Ömürlük kalır orada. Bana başırma aldım. Yeterince açıklama oldu sizin için. Aynen. Erkek olduğu için. Şöyle kapıyı kaldım. Kaç tane zavaya kaldım şu haberler gibi? Kaldım zorlayarak. Tamam, normal durabilirsiniz. Bunun karşısında ben olacağımı hayal etmiyordum. Ay şu an bile sanki saçın varmış gibi oldu. Bir havan oldu. Ya da en çok ben istiyorum saçın. Bu nedir yani? Şöyle vereyim aynı iskemle üstüm. Şimdi kaşlarınızı bir kaldırarak bakın. Şimdi kaldırdığınız zaman şurada bir dolgunluk oluşuyor, görüyor musunuz? Bunlar sizin yüz kaslarınızın bittiği yer. Yani bu çizmiş olduğum çizgi hareketli ve hareketsiz alanı birbirinden ayıran çizgi. Evet. Saçlarınızın başlangıç noktası bu çizgiden olacak. Şimdi burada saçınız varmış gibi duruyor ama şöyle geriye doğru kaldırdığım zaman saçları bu alanda bir saçınız kalmamış. Yani yok denecek kadar az bir tüyümsüz saçları vardır. Hani bunlar da artık büyümeyi durdurmuşlar, kendi evresini tamamlamış. O yüzden burayı önce yoğun ve sık bir şekilde dolduracağız. Bu alanı komple dolduracağız. Yani bunlar dökülse bile buradaki görselliğiniz değişmeyecek kalitede bir ekim olacak. Ondan sonra arka tarafa doğru olan bölümlerde de saçlarınızın olmadığı, dökülen boşlukların olduğu yerlere doğru sıklaştırma tarzında ekim yaparız. Ama şu alandan sonrası, yani ön taraf evet burası ekimliyim ama bundan sonrasında bir dökülme yaşamamışsınız. Orada sadece hacimsel olarak bir daralma var saçlarınızda. Yani bunun için de destek tedavi olmanız evet. Daha mantıklı ekimden şu ziyade. Tamam bir şey, yani şöyle gelmiyor değil mi? Ama buraya da ekim yapılır. Hani olmadığı yerlerde yapılır ama şu da bir gerçek. Şimdi buradaki saçlar ince ve tüyümsüz saçlardır. Hani şuradaki gibi hiç büyümeyen saçlardır. Ama buradan alacağımız saçlar yani çoklu ve kalın köklülerdir. Buraya koyduğumuz zaman çok emanet duruyorlar. Yani bunlardan aynı kalitede bir saç yapınız olsa buradan da alıp burada da ekleme yaparız diyeceğim ama sizin öyle bir ihtiyacınız yok zaten. Golf girişleriniz gayet güzel duruyor. Buralarınız sağlıklı. Tamam. Hani orası bir ekimlik değil. Anladım. Erkekte orası açık olduğu zaman yüz ifadesi de daha güzel oluyor. Tamam. Şimdi biz 7 yıl önce köye göç ettik. Biz de eski reprezentantız, mümessiliz yani. Biz özel sektörü falan bıraktık eşimle, kafayı kırdık. 4 yıl önce Muğla'da yaşadık. Çoluk çocuk var, işte hayvanlarımız var. Köyün bile lüksünü seçtin. Ama şöyle, çok sıkıntılar yaşadık yani. Kiradaydık, 4 yıl sürekli taşınmak zorunda kaldık. 3 yıldır işte İzmir Bayındır'da oturuyoruz, evimizi almak nasip oldu. 7 yıldır eşimle baş başa hiçbir yere gidemedik. Yani evi zaten bırakamıyorsunuz hayvanları, çocukları da bırakamıyorsunuz, küçükler. Şimdi bu gezi bizim için böyle bir balayı yıkıyor. Bize vesile oldu. O yüzden bugün başlamayalım. Bizim çünkü bugün baş başa vakit geçelim. Yok, başlamadan önceden de zaten yani hemen başlamalı. Bu balayını alkolsüz yaşarsanız seviniriz. Operasyondan bir 5 gün öncesinde istemiyoruz çünkü alkol.
sizi Umut Bey'le de tanıştıralım. Merhabalar. Umut Bey, valla davet ettiniz bizi buraya. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Rica ederim. Bir yer yani. Enerjisi falan da çok yüksek bir yer. Çok güzel bir yer. Çok beğendik. Çok sevindim. Var mı bir şeyi, anlamı? Ya bu kadar güzel dizayn, harika olmuş. Şimdi Yücel Bey'le görüştüğünüz zaman zaten o tam detayı anlatırım ama burası 7 katlı bir bina. Evet. Ve her kat ayrı insan vücudundaki çakraları temsil ediyor. Ve şöyle bir iddiamız var bizim. Bu binaya giren herkes, bu sevgi enerjisi, siz daha bilirsiniz. Evet. Sevgi enerji titremesi gibi bir şey var, tam evet. ismini bilmiyorum ama herhangi bir şekilde bizden operasyon yaptırmasa bile, herhangi bir şekilde etkileşime girmese bile bu frekansta titreyeceğini ve iyi hissedeceğini düşünüyoruz. Hatta bizim mottomuz da iyi hisset. Çok güzel, gerçekten çok, güzel. Çok etkileyici. Yani mekan gerçekten çok güzel. Burayı şey tekniğiyle yapılmış değil mi? Evet, evet. Buranın bütün mimarisi Feng Shui uzmanları tarafından yapıldı. Şu an biz binada herhangi bir şeyi bir yerden bir yere koyarken bile büyük şeylerden geçiyoruz yani izin falan alıyoruz. Çok iyi ya. Ve şey de çok özel yani biz de arkada konuştuk tabii şimdi size bahsediyorum. Her katta ayrı bir koku var dediniz. Evet. Çakralara ben göre yapılmış falan. Evet. Hissediyorum yani çok, o kokuyu. Çok merak ediyorum yukarılarını. Evet. Bu merak nereden geliyor? Yani kurucumuz Yücel Bey'in özel merakı. Enerjilere çok inanıyor. Hatta şöyle biriyle karşılaştığında doğrudan enerjisini hissediyor. Siz de karşılaştığınızda enerjisi mutlaka geçecektir. Evet, ben bakalım hissedeceğim ben de. Mesut Çelik'in videosunu izlemişsiniz galiba. Evet. Oradaki Mesut abiyle konuşan kişi Yücel Bey. Beyaz saçlı neydi acaba? Şu, göstereyim size. Yani evet, gördüm. Ben izlerken gördüm hatta tanıdım yani videodan. Evet. Aa dedim tanıyorum dedim. Çok güzel. Peki şimdi ne yapılacak? Hani şöyle bir kısaca yapılacak şeylerden bahsedelim mi? Şu an size saç analizi yapıldı Canan Hanım tarafından ve Hakan Bey tarafından. Sonrasında operasyonunuzun ne kadar graft ihtiyacımız olduğu süreci anlatıldı. Evet. Şimdi size bir kök hücreyle başlıyoruz. Kök hücre ayrı bir tedavidir. Sizin var olan saçlarınızı korumak adına yapılan tedavidir. Bugün bir kan alımı gerçekleşecek. Sonrasında tahliller yapıldıktan sonra kök hücre işlemi gerçekleşecek. Evet. Pazartesi de sizi operasyon alacağız. Peki yani saç ektirmeyen bir kişi bile kök hücre tedavisi yaptırabilir mi burada? Elbette, elbette. PRP ve kök hücre tedavisini saç ektirmeyen bir kişi dahi yapabilir. Hatta biz hanımefendiler de yapıyoruz, kadınlar da yapıyor. Evet. Özge Borak da sanırım. Videolarımızda var. Deneyimleyen bir insanlardan bir tanesi. Ne yapıyor? Saçı gürleştiriyor herhalde değil mi? Canlandırıyor. Evet, var olan saçlarınızı korumak adına yapılan bir şey. Hani bazen bizimkiler bebek hücresi gibi bir şey söylüyorlar. Bebek saçlar derler. Bebek aslında saçlar. Vardır. Evet. Saç derisinin içerisinde. Ama dışarı çıkmamıştır. Ama hala ölmemiştir onlar. Onları evet. tekrar canlandırmak adına bir işlem. Evet. Ondan sonra da artık pazartesi galiba evet. operasyon başlayacak. Evet, evet. İnşallah hayırlısı olsun. Böyle bir işin içine girdik. Sizin sayenizde siz böyle gördünüz bizi. Valla böyle heyecanla geldik. Hem bizim için de çok değişik bir yolculuk oldu, anı olacak. İnşallah Kaan da saçlarına kavuşacak. Peki şunları uzmanlarımız yaratırsa daha iyi olur. Tabii, tabii, ben bu işin teknik değil. Evet. Onlara da evet, ayrıca soracağız. Onları soracağız. Ama biz sizi de hemşerimiz sayılır bu arada. Evet. Manisalı kendisi. Güzel bir diyalogumuz oldu. Manisa Saruhanlıymış. Yok Salih. Ha Salih. Ha, çok özür dilerim Salih. Evet güzeldir, nezih bir yerdir. Evet, evet. İnsanları da çok çok tatlıdır. Ben çok çalıştım oralara o yüzden iyi biliyorum. Mümessiz zamanlarımda. Güzel yerlerdir yani. Salih bana biraz Türkiye gibi geliyor. Hani yukarısı Bozdağ, kış evet, kayak merkezi var. Hemen yanında baraj aynen, var. Evet çok. Barajda suya girilebiliyor evet, gibi evet, falan. Tam ova. Evet. Aynen. Yani Salih'i seviyorum ama uzun süredir gitmiyorum. Evet. Bir gelirsiniz artık. Gelirseniz biz de bekleriz. Elbette, elbette. Ben Salih'e gelirsem mutlaka size de davet evet, ederim. Bekliyoruz inşallah. Bekliyoruz inşallah. Tekrar bağlı torbanızı. Hazır birkaç tane çekişken çekin. Dik durduk. Şimdi kök hücre tedavisi için giriş yapıyoruz. Biz de girebiliyoruz değil mi? Tabii ki tamam. Oradan görünüyor musun? Merhaba, nasılsın? Gizem, yaktın beni Gizem. Oğlum, birimiz gelecek, soğuk gelecek. Birazdan işleme başlıyorum.
yağlı dokuyu alıyorum. Bu doku mu alıyorsunuz? Evet. Normal değil mi? Bayağı bir şey çıktı oradan. O ne işe yarıyor peki? Hücre çoğaltması için. Bunlar kök hücre oluyor. Saçların daha hızlı çıkmasını sağlıyor. Evet. %50'si bitti. Bitti. Evet, biraz bastıracağım. Ufak bir kanama oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şu an dokuları aldık, dokuları hücrelerine ayırıp alıp tekrar enjekte edeceğiz. Enjekte edecek. Evet, tamam. Buradan kök hücre alacağız. Kök hücre. Evet. Abi, çok ilginç. Bu nedir? Ben kök hücreler. Burada kök hücreler var. Su haline gibi geldi o parçalar, aldığımız parçalar. Şimdi onları oraya koyacaksınız. İyi misin? İyiyim. Ya uyuşturulduktan sonra bir şey hissetmiyorsun. Tabii doğru. Sadece o ilk iğneyi yaparken bir batması. Şimdi anestezik sprey sıktım. İğne giriş çıkışlarını rahatlatır. Bilginiz olsun. İyisiniz değil mi şu an? İyiyim. Şimdi kök hücrelerimiz. Bunları enjekte edeceğim tek tek. Tamam. Başı homojen şekilde dağıtarak enjekte edeceğim. Bilginiz olsun. Tamam. Başlıyorum şimdi işte. Var mı ağrı şu an? Yani batırırken ufak bir acı sadece. Bunun amacı hazırlamak galiba değil mi? Evet. Beş ay sonra beni tanıyamayacaksınız. Doğru. Evet. Nasıl olacak acaba? Kaç yaş gençleşirim acaba? Bence 10 yaş kesin atar yani. O kadar da değildi. Bu arada kameramanımız, neydi isminiz? İbrahim. İbrahim Bey'in çok özel bir yerde çekim yaptığını öğrendik. Siz söyler misiniz? Yani geçen sene Dominik'teydim. Dominik'teyken de Sony IDS3'ü kullanıyorduk. Adada, evet. Gerçi bunu sana ne kadar oynuyorum da bununla çekim yapıyorduk, bununla görseller alıyorduk. Şimdi burada da PRP kök hücre işlemlerini de yine aynı kamerayla çekim yapıyoruz. Çok güzel. Yani Survivor'da çektiğiniz kamerayı bize çekiyorsunuz. Bak ona göre. Hayır, biz... Şeklim var şu an. Yandan da işlem yapılırken arka planda çekim tekniklerini öğreniyoruz. Evet, evet. YouTube'u geliştirmek adına bakın ya. Yani. Evet, daha öğreneceğiniz şeyler var bak ona göre. Taktikler istiyoruz. Bu 4 gün bizim için iyi bir fırsat. Kesinlikle. Bir şey olsun. Bitti mi? Evet. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Ekim işi de bu kadar olsa ama o biraz uzun sürecek değil mi? Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, ilk aşama tamamlandı. Kök hücre tedavisi. Hayırlı uğurlu olsun. Ya korktuğum gibi olmadı. Daha bakalım tabii Ekim için pazartesi geleceğiz. Evet, pazartesi saat 8'de başlayacaklar. Değişik olacak. Evet. Değişik bir süreç seni bekliyor, bizi bekliyor. Hayırlısı olsun. Bu zamana kadar bağ bahçe ektik, biraz da saça ekelim dedik. Evet. Biberiye, otları, onlar bunlar bayağı bir şey yaptık. İşte sonunda böyle olması evet. Gerekiyormuş. Yani hiçbir şeyin çaresi yok. Ya kökten çözüm olacak evet. Yani. En azından artık kafamdan gidecek. Evet. Bir değişiklik olacak. Kesinlikle. Zaten bu sene benim için yenilik yılı, yenilenme yılı oldu. Evet. Önce mide rahatsızlığı geçirdim. Midem yenilendi. Evet. Bağırsaklarım yenilendi. Dizenteri oldum. Şimdi de saçımı yeniliyorum. Evet. Daha sonra dişleri yenileyeceğim. Evet, dişler. Öyle mi? Öyle mi? Ben onu diyecek kaldım. Diş deyince diş acaba olur mu diye soracaktım. Hayır, olabilir. Ya ben çocukken bir bisiklet kazası geçirdim. Benim bu ön dişim sallandı. Ona kanal tedavisi yapıldı. Şu morluk var ya dişinde. Onun içine beyaz bir şey sıktırdım sonra ben dişti ama o tabii etkisi geçiyormuş. Yine morarmaya başladı. Ufak tefek böyle problemler var. Pazartesi o zaman bir diş hekimimiz de görsün mutlaka. Onunla da alakalı bir planlama yapalım. Tamam. Tamam peki. Bırak. Vallahi ya. Şö-
şöyle hani samimiyetle söylüyorum bakın, inanın çok samimi bir işletme mi diyeyim yani, bir politik mi diyeyim? Samimiyet, aile gibi gerçekten böyle, ben bu kadarını beklemiyordum ya vallahi, çok ya hepsi çok tatlı gerçekten, çok tatlı. Şimdi buradaki işimiz herhalde bitti değil mi? Evet. Bir iki gün Gizem'le İzmir'i gezeceğiz. İzmir değil. Ha, İzmir değil. Aklım hala İzmir. Ya o kadar yani. Saruhanlı. Saruhanlı, ben de Saruhanlı'ya takmışım yalnız. İstanbul'da. İstanbul'da bir şöyle küçük bir gezinti yapacağız. Bize evet, de değişiklik evet, olacak. Evet, bize de değişiklik olacak. Ondan sonra da büyük gün. Büyük gün gelecek. Daha bugün bir şeyimiz kalmadı herhalde değil mi? Şu an bir şeyimiz kalmadı. Bir çay kahve ikram edeceğiz tekrar. Tamam. Size uğrayacağız. Pazartesi de bekliyor olacağız. Evet. Görmekle. İlginiz alakamız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Bu şekilde gelmem iyi mi? İçinize onu giymeseniz daha iyi. Giymesem daha iyi. Evet. Tamam. Evet. Adem Bey, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz herhalde saç ekim uzmanısınız değil evet, mi? Doğru. Ya şimdi kök hücre yapıldı bana. Hı-hı. Biz sizden hani bu saç ektirmek isteyenlerle ilgili, firmanızla ilgili, yani bu firmayla ilgili biraz bilgi almak istiyoruz yani. Okey. Aslında yıllardır biz bu sektördeyiz. 2007'de kurdu firmamız. O yıldan beri bu işin içerisindeyiz. Sektörü aslında biz para kazanacağımız bir alan gibi değil de kendi evladımızmış gibi ya da kendi yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz bir bitkiymiş gibi bir şey yıldaklıyor. Yani bizim bir parçamız aslında bu. Böyle olunca hem yerli pazarda diyeyim daha doğrusu, yani yerli evet, bu işi yapıp da, öğrenip de bizden öğrenip de daha doğrusu dünya saç ekimi yapan firmalar, kişiler varken aynı zamanda yurt dışından da yine gelip de bu işi bizde öğrenen de yurt dışında bu işi yapan kişiler var. Aslında geçmişte sadece Türkiye içerisinde bizdik ama şimdi dünyada biraz da belki saç yine bizim sahiplendiğimiz bir şey. Burada saç... bir şey demek istiyorum, sözünüzü kestim mi? Türkiye bu saç ekim alanında bir turizm oluşmuş durmuş sanki. Ben şimdi sosyal medyadan böyle bir ufak bir araştırma yaptım. İnanılır gibi değil. O kadar yabancılar geliyor ki. Değil mi? Böyle bir şey var sanki Türkiye'de. Türkiye'de var. Yani Türkiye saçta dünya lideri aslında. Bir öyle mi? Bunlar bizim de çok fazla katkımız var. Yani firma olarak da çok fazla katkımız evet, var. Fakat gelecek zamanda muhtemelen bu biraz daha böyle dünyaya yayılacak yani evet, sadece Türkiye kalacak bir şey değil. Evet. Çünkü bizim yetiştirdiğimiz kişiler dünyanın farklı noktalarına gidip orada aynı kalitede aynı iş yapacaklar. Evet. Böyle olunca bir yerde artık biraz da spesifik hale gelecek, özel, lokal hale gelecek. Yani Türkiye'de sadece Türklerin işinin yapıldığı bir alan, Almanya'da Almanların yapmış olduğu bir alan gibi. Hal böyle olunca biz tabii sadece Türkiye'de değiliz yani yurt dışında farklı ülkelerde işte Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de, Azerbaycan'da gibi farklı farklı alanlarda olunca. Oralarda sizin şubeniz var mı? Evet, oralarda şubemiz. Yani mesela şimdi bizim yurt dışında da özellikle Avrupa'da evet, çok takipçilerimiz var yani izleyiciler, daha takipçi de demiyoruz hani ailemiz gibiler. Ve onların da çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum yani. Çok çekecek. Ya mesela orada atıyorum birisi, mesela nerede şubeniz vardı? Hani Hollanda'da mesela. Hollanda'ya gidip orada ben saç ettirmek istiyorum dese, Türkiye'ye gelmeden orada yaptırabilir mi? Hiç fark etmiyor hangi şubede olduğu. Yani hani şey için söylüyorum yine. Türkiye bu işte bir numaraydı ve önde lider bir konumda ya. Şu anda Hollanda'ya gitmiş olsa da, oradaki bizim şubemize gelmiş olsa da, burada almış olduğu işleme kalitesi neyse aynı kalitesi. Aynı orada alacak. Yani süper bir şey aslında. Yani buraya geldiğinde burada ülke değiştirecek, işle biraz ara verecek ama orada yani burada olduğu gibi işleme gelecek, akşamı tekrar evine çok, dönmüş çok olacak. Büyük bir avantaj aslında. Tabii çok büyük avantaj. Peki abi diyeyim artık size. Abi benim saçlar nasıl olur yani? Gerçekten değişir mi? Şimdi kişideki o görseli etkilen asıl hat şu ön çizgi. Hı-hı. Yani sizin saçlara ben baktım. Aslında tepe alanında biraz daha var. Önden açılmış, azalarak devam etmiş ve tepede biraz daha saçımız var. Hı-hı. Şu hattı bir tık daha böyle belirginleştirdiğimizde, netleştiğimizde simanız inanılmaz değişecek. Yani siz de çok anlamayacaksınız. Hatta bende de var yine saç ekimi falan. Hani geçmişte... Sizde mi yapıyorlar? Ya, çok bende doğru. De var. Hatta çok fazla ihtiyacım yoktu. Yani şöyle az bir alanlar vardı bu alanlarda. Kızımın hani ısrarıyla baba sen kelleşiyor musun? Sen saçını yapıyorsan ne oluyor falan dedi. İnce dedik yaptıralım bari. Bizi yaptırdık. Yani şurada belki iki parmaklık bir fark vardı, bir boşluk vardı. Bu çizgiyi öne getirmek dahi simada inanılmaz fark yarattı yani. Bu evet, sizde kaldı ki sizde çok fazla bir fark ortaya koyacak. Mesela diğer hastalarınıza nazaran benim saç biraz daha var değil mi?
çok, çünkü bayağı bir kel, tam kel insanlar geliyor genelde. Şunu söyleyeyim, yani saç kısmında şöyle bir şey var. Bir saçı olan var, çok sık saç olanlar var. Biraz bir de bir saçı olan var ama seyrelmiş, bir de hiç saç olmayanlar var. Evet. Şimdi şey tarafına bakıldığında, günün sonuna bakıldığında çok saç olan dokunmuyoruz zaten. Onları destekliğinden öneriyoruz. Hı-hı. Az saç olanların aralarına girip o bölgeleri dolduruyoruz. Hiç saç olmayanları yine alıp o bölgeleri dolduruyoruz. Ama hepsini kıyasladığımızda günün sonunda hiç saçı olmayan çok daha fazla mutlu. Niye derdim evet, ya? Evet, evet. Birincisi saç olan vardı. Evet. Kendi saçları, anne saçları bunları kaybetmekten korkuyor, bunun için uğraşıyor. Evet. Emek sarf ediyor, para harcıyor. Evet. İkincisi saçı var, biz bunların aralarına koyuyoruz ama aralardan kendi saçları kaybolduğunda ekilen saçlar kalıyor. Gene aynı ya, şey oluyor. Saçlarım çok değişmedi, ben ektirim ama yine çok beni mutlu etmedi diyor. Hı. Ama hiç saç olmayan kişilerde saç koyduğumuzda bu çok daha mutlu olmuş oluyor. Şimdi size geleceğim, yani sizde önde yok ama orta tepede var. Evet. Muhtemelen biraz daha böyle uzun süre bir birlikteliğimiz olacak sizlerle. Yani burayı ekim yapacağız ama tepedeki saçları korumak için de biz yine bir şeyler uğraşacağız. Bu şöyle algılanmasın. Yani saçı ektirdik, buradan aldık, buraya koyduk, her şey bitti. Öyle bir yok, şey değil yani. Onun bakıma da ihtiyacı var. Diş gibi ara fırçalamaya da ihtiyacı var. Yani dokunmak lazım belli zamanlarda. Biz şimdi demin şey dedik, köyde yaşıyoruz ya, hep bağ bahçe ekiyoruz, saçı ekelim. Ama mesela bahçeye bile bir şey ektiğinizde bir gübre veriyorsunuz, bir besin, yani katkı veriyorsunuz. Hani ben toprağa ektim, ben emek sarf ettim, kazdım, tohumu toprağa gömdüm, kapattım, bitti. Olmuyor. Mutlaka bir bakıma ihtiyacı var. Aradaki otlara geçiriyorsunuz, gübresini sunuyorsunuz. Abi yani değişik bir örnek oldu ama yani biz domatese mesela azot gübresi attık. Sadece 3 farklı fideye. Nasıl bir verim oldu biliyor musun? Bu olay da sanki bunun gibi değil mi? Aynen yani aynı. Çok benzer mantıklar aslında. Yani bir yine bir emek var. Ya bu bizim demeğimiz, sizin demeğiniz. Yani iki taraflı bir emek var aslında. Bu emeğin boşa gitmemesi için mutlaka hani bir yerlerde bir uğraşmak gerekiyor. Aralarda bir ufak ufak dokunuşlara ihtiyaç olabiliyor. Bu her zaman mutlaka bunu yapacaksınız, bunu kullanacaksınız gibi değil. Ama baktığınız ki zayıflıyor, inceliyor. Ufak bir dokunuşla bir şey yapmak gerekiyor. Bazen vitamin kullanmak gerekebiliyor. Bazen terapi yapmak gerekebiliyor. Bazen hiçbirine daha hiç ihtiyaç olmayabiliyor. Şampuan değiştirmek gerekiyor gibi. Yani bu böyle bir şey aslında. Ufak ufak ara bakmak gerekiyor. Aynen. Valla çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. İşlem sonrası fotoğraflarımızı sizi birebir görmezsem bile ben takip ediyorum gruplardan. Tamam. Çünkü bir takip sürecimiz de var. Problem var mı yok mu? Hani bir yapan kişi var, bir de bunları denetleyen kişiler var. Evet. Olmuş mu olmuş mu? Eksik bir yer var mı? Dokunması gereken bir yer var mı? En kıymetli yani bizim için aslında en önemli noktaların bir tanesi bu. Evet. Takip sürecimiz bize çok sağlam. Yani saç ektik bitti değil, işlemden hemen sonra, 2 saat sonra, 3 saat sonra, 1 gün sonra, 1 hafta sonra sizi arayacaklar, fotoğraf isteyecekler. O fotoğrafları biz göreceğiz, biz değerlendireceğiz. Var mı bir şey, yok mu, bir bakacağız. Yani yine ekip ektik ve bitti değil. Aynen. Takip yani çok, çok önemli gerçekten. Evet. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Gerçekten inşallah güzel bir sonuçla ayrılacağız buradan. İnşallah. Görüşmek üzere. Sağ olun. Nasılsınız? O da 12 yaşında kızımız. Oğlumuz da 5 yaşında. Onları bırakıp buraya geldik. Süper valla. Görüşürüz. Bizim çocuklar. Bizim takipçilere de bir merhaba derseniz onlara da. Hangi kanalın adı ne? Şehirden köye göç. Şehirden köye göç. Beni de artık köye götürecekler. Az kaldı. Ben de İstanbul'un bir köyündeyim. Sizi
takip edeceğim bundan sonra. Seni merak ediyorum ben de. Çok seviniriz, çok memnun oluruz. Kendisi ama çok iyi bakın. Bir yandan köye göç etmişsiniz zaten değil mi? Evet, burada biraz köy hayatı yaşıyor gibiyim. Şehirden uzağım. İnsanın ihtiyaç duyuyor değil mi? Evet, gerçekten yeşillik benim için çok önemli. Bir de sizin hayatınız çok hareketli tabii. Evet. Bir kafa dinlemeye insanın ihtiyacı var. Evet. Peki mesela müzik yaparken bir ilham oluyor mu köy size? Kesinlikle bence hani doğa, o pastoral hayat kesinlikle bence insana iyi gelen, güzel enerji veren bir şey. Herkesin bunu az az tatması lazım. Siz tabii biraz içine giriyorsunuz. Evet, evet. Tabii bunu şehir hayatında yaşamak biraz daha zor oluyor. Umarım herkes istediği köy hayatına bir gün... İnşallah, inşallah. Çok memnun olduk sizi burada gördüğümüzde. Hiç beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu gerçekten. Çok sağ ol. Onu söyleyeyim yani. Açık böyle dinleyip oynuyoruz. Şimdi açtığımızda daha anlamlı olacak yani. Evet, kesinlikle daha anlamlı olacak. Ben bir köy şarkısı diyebilirim o zaman. İnşallah görüşürüz tekrar. Çok sağ olun. Şimdi sizi Yücel Bey'le tanıştıracağım. Estağfurullah. Çok özel, yani saç konusunun haricinde çok özel ilgi alanlarınız var. Evet. Ve Gizem sen de gel. Seni de ilgilendiren konular bunlar. Hatta ney üflediğinizi duyduk. Doğru, evet. Evet. Ben de bir ney aldım. Öyle mi? Üfleyemedin mi? Yaklaşık 2 hafta oldu. Şöyle geçeyim ben. Sen... Yok, nevayı çıkarıyorum artık. Neva sesi. Kolay. Tamam. Ama benim için çok yani yeni bir süreç. Ve onunla ilgili bazı planlarım var. Bakalım nasıl olursa. Zamanla oluyor ama devam etmen lazım. Tabii yani tabii sürekli, her gün üflüyorum. Çok uzun bir süreç bence. Her gün üflersen çok uzun değil. Ne kadar istediğinle çok orantılı. Yani evet. Işte günde bir saat vakit ayır, birkaç ayda etrafındakilere sen şunu çalıyorsun dedirtecek kadar üflüyor olursun yani. Evet inşallah. Bakalım evet. Her gün çalışıyorum. Mutlaka her gün üflüyorum. Tabii şimdi İstanbul'a gelince kaldı. Piyanomun üstünde böyle duruyor. Var burada üfleyeceksen vereyim hemen. Yani teşekkür ederim. Daha öyle bir şey de değilim ya. Sadece üflüyorum. Üflemeler öyle ve nefes diyaframı gelişimindeyim şu anda. Bakalım nasip olursa ben de böyle enerjiyle ve ses titreşimleriyle bir şeyler yapmak istiyorum kendi bilgilerimle. Bakalım köyde öyle bir konsept. Tam köye de çok uygun değil mi bu konsepte? Evet, yani şey böyle bir taraftan sufizm böyle ney üflüyorsun, evet. Bir taraftan enerji diyor, enerji ve tasavvuf diyor. Toprağı da hissediyorsun zaten o enerji. Tabii. Ve köye göç ettikten sonra benim aslında çok ihtiyaç duymadım yani böyle şeyler yapmaya. Çünkü inanılmaz zaten var. Yani. O enerji akışıyla yaşıyorsun, evet. Ayakların toprağa değiyor, enerji alıyorsun. Her gün mesela şehirdeyken meditasyon yapardım, işte bir yönelci yapardım, işte yoga yapardım falan, çakralar vesaire. Ama köye göç ettiğimden hiç öyle bir şey ihtiyacım olmadı, çok ilginç bir şekilde. Onları da yaparsan üstüne koymaya başlıyorsun. Evet, değil mi? Bakalım. Evet. Süreç uzun. Sizin, yani nereden geliyor bu meraklar? Hangisi? Ya mesela saat. Özellikle önce saati sorayım. Tabii saat şey. Benim aile mesleğim aslında, baksana şurada yazıyor saatçi Ayvazoğlu diye. Evet. Bu ilk en büyük dedem. Şuradan baksana buna da. Evet. Fotoğrafları var burada. Çok iyi. Üç kuşak, babam, dedem ve onun babası. Üç kuşak saatçi, ben dördüncü kuşağım. Ben saatçi olamadım tabii de. Hala merakımız var. İşte mesela Hüseyin Usta saatçi. Bu arada biz hala... MP Air saç ekim merkezinin en üst katında mıyız? Tabii M-Clinics'teyiz. Bu bizim ön hastanemizin en üst katı. Burası benim yani kendi odam. Biz başka bir yere geçmedik yani. Tabii geçmedik. Burası benim kendi odam. Kendi odamın içerisinde. İşte evet. Burada saatlerle ilgili kaynaklar var. Burada 110 yıllık bu arada bu tezgah. Yani bu tezgahın üzerinde kullandığımız malzemeler falan da 110 yıllık. Şunların her biri dedelerimden falan kalan şeyler yani. Bir taraftan da saat... Burada bir yandan şey mi, saat mi tamiri yapılıyor? Öğrenmeye çalışıyorum saat tamirini bir taraftan. Evet. Hı-hı. Yani. Mesela kendimize bir saat yaptık Hüseyin Usta'yla beraber. Evet, çok güzel. Burada kendi markamızın olduğu üzerinde. Hı-hı. Çok güzel. Saat yani. Bir taraftan da eski saatler topluyorum. Onları orada tamir etmeye çalışıyorum. Çok kıymetli saatler de var tabii burada. Yani. Bu büyük bir koleksiyona döndü burası. Umut Bey ile konuşunca da bu bina yapımında da evet. Biraz böyle enerji yönünden evet. Mimari yapılmış değil mi? Feng Shui çalışıldı burada. Sonra işte her katın bir çakraya tekabül ettiğini varsayıyoruz. Ve o çakranın frekans aralığında koku, o çakranın frekans aralığında müzik var. Çünkü madde, evrendeki her şey bir enerji. Yani maddenin kendi enerjisi var, şunun da enerjisi var. Ben bunu şöyle tarif ediyorum. Şunu bölmeye başlasak
böyle atoma kadar iniyoruz. Atomu bölmeye başladığımızda, atom altı parçacıklara indiğimizde havada uçuşan enerji dışında başka hiçbir şey değil bu. Biraz sıkıştırıyoruz onu, biraz daha işte atom, molekül falan böyle geliyor. En son tahta oluyor bu. Evet. Yani böldüğümüzde bir enerji, sıkıştırdığımızda bir madde. Evrendeki her şey bir enerji. Oradan yola çıkarak maddenin kendi enerjisi de bir frekansı var ve işte 200 Hz'e ayarlanmış durumda bu bina. Oraya girdiğinizde bir şey yapma bağımsız olarak kendinizi iyi hissetmek zorundasınız. Çünkü rezone oluyorsunuz. Yani 200 Hz titreyen bir binanın içinde yarım saat herhangi bir köşesinde otursanız kendinizi iyi hissederek dışarıya çıkıyorsunuz. Hep şey diye tarif ediyorum. İlk kırmızı ışıkta kornaya basınca tekrar düşüyor tabii rezone olduğumuz o Hz. Ortalama 70-80 Hz'e geri iniyoruz ama. İnandığımız şeyi hayatımızın her tarafında da uygulamaya çalışıyoruz. Belki de burası dünyanın gerçek anlamda spiritüel iktidar merkezlerinden bir tanesi. Yani hani saçı oturup bir enerjinin sende saç çıkarmasını bekleyemiyoruz. Maddeye dönüştürmek için o şeyi, molekülü, saçı, hücreyi. Fakat saç ekiyoruz. Sonra biliyoruz ki ektiğimiz saç yeterince sağlıklı ve verimli çıkacak. Çünkü evrensel yasalara uygun hareket ediyor buradaki her şey. Yani evet. Biz de dahil olmak üzere. Çok ilginç bir yerle karşılaştık gerçekten. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer kurmuşsunuz gerçekten yani. Çalışanlar ama birbirinden iyi insanlar, tatlı insanlar bu arada. Çok tatlılar gerçekten. Tabii bu şu, siz de ilginç insanlarsınız. Yani İstanbul'u bırakıp köye gidiyorsunuz vesaire. Siz de ilginç insanlarsınız. Haliyle birbirimizi çekiyor olmamız çok doğal bir şey. Olabilir evet. Yani niye burada olduğun sorusunun cevabı niye başka bir yer değil de siz ya da niye başkaları değil de siz, niye başka bir yer değil de burası falan soruların cevapları böyle arayarak bulunacak cevaplar. Aynen. Yani belli ki eşit frekansta istiyoruz. Aynı evet. Yere bakıyoruz ve hayat bizi bir şekilde birleştiriyor ve çekiyor yani. Son bir şey soracağım. Tabii. Sizin saçlarınız ekim mi? Değil. Keşke ekim olsaydı. Bunu söylemeyi çok isterdim. Evet, bu saçlar ekim demeyi çok isterdim ama değil. Fakat şu bir gerçek. Bana baktığınızda ne görüyorsanız operasyondan sonra kendinize baktığınızda aynısı olacak. Göreceksiniz. Hı-hı. Çünkü işte her birimiz çok unikiz ya. Yani bu benim saçım. Bu saçı aynısını alıp sana koysak belki yeterince böyle bütüncül durmayacak. Evet. Yani hani peruklarda falan da öyledir ya, protez saçlar. Aynen evet evet. Gayet güzel bir şey kafasına koyuyorsun. Ya bu sanki emanet mi ya falan. Hı-hı. Ona ait değil mi hissi var. Aslı olan tek şey kendimize ait olan şeylerle hayatımıza devam ediyor olmamız. Evet. O yüzden ektiğimizde bana baktığında benim saçımla yüzümün bütünlüğünde ne görüyorsan operasyondan sonra kendini de aynısını göreceksin. Evet. Yani. İnşallah. Vallahi çok memnun olduk sizinle öyle, tanıştığımıza. Öyle. Yollarımızın kesiştiğine. Pazartesi inşallah operasyona geleceğiz. Harika. Fırsat olursa tekrar. Buradayım ben. Beklerim. Tamam. Operasyondan sonra da görüşürüz inşallah. Görüşmek üzere. Kadıköy sokaklarındayız. Kadıköy sokaklarında geziyoruz. Yani çok, akşamı çok güzelmiş. Çok güzel, çok güzel, harika. Moda sahiline geldik. Şimdi bir şeyler yedik burada. Vallahi 7 yıldır beraber hiç böyle bir yere çıkamamıştık. Bizim için de çok güzel oldu, değişiklik oldu. Değil mi? Vallahi öyle. Nutkumun tutulduğu yerdeyim. Yani burası tamam, biz de İzmirliyiz, denizden geliyoruz ama burası çok başka ya.
Şimdi tabii biz köyde yaşadığımız için İstanbul bize şu an çok güzel geldi gerçekten. Evet çok güzel ya. Yani, İstanbul güzel ya. Değişik bir atmosferi var. E bir de tabii şimdi güzel bir yerdeyiz yani biz. Evet. Her yer cıvıl cıvıl öğrenciler falan. Gece de ışıl ışıl. Biraz hoşumuza gitti. Evet şeyden mutluluktan sarhoş olduk. Öyle diyeyim yani. Vallahi. Şimdi İstanbul'dan bizi izleyenler aa geldiniz mi keşke bize daha haber verseydiniz falan diyecekler ama. Moda'da yaşayanlar varsa Kadıköy'de selam olsun. Herkese selam herkese. Olsun. Herkese. Ama çok güzel yerler gerçekten İstanbul çok başka ya. Başka bir insana başka bir hissiyat veriyor. Yarın nerelere gidelim? Yarın Kadıköy'den biniyoruz Üsküdar'a. Vapura binip Beşiktaş tarafına. Beşiktaş'a gideceğiz. Belki bir İstiklal'e falan çıkar. Galata'ya, Galata Kulesi'ne falan gideriz. Evet oralara bir bakarız. Üsküdar'a gidersek balık ekmek yeriz. Aynen. Tabii hepsi bir güne nasıl sıcak bakalım. Bakalım sığdırabildiğimiz kadar. Evet. Yani İstanbul'un hani havasını almak bile çok güzel bence. Bu arada biz bugün bir otelde kalıyoruz. Oteli de gösterelim. O evet. Çok otantik, eski, çok tarihi bir konak. Çok güzel. Eskiden yurt olarak kullanılıyormuş. Şimdi daha sonra da ev olarak kullanılmış. Şimdi de otel olarak evet. Kullanılıyormuş. Unutmayalım. Çok etkileyici dönüşte, bir yer. Dönüşte orayı da gösterelim. Tarih kokuyor, evet. Gösterelim. İstanbul'a bakmaktan oraya. Yürürken birbirimize çarpıyoruz. Gözlerimi alamıyorum ya. Acayip bir şey yani. Hani çok eskiden geldim tabii buralara geldim. Üniversite zamanımda geldim. Daha sonra yine ada küçüktüm net öyle kuzenime gelmiştim. Hani gezdim ama özlemişim ya. Vallahi benim ben çok geldim. Bambaşka. Çünkü ben asteğmen olarak askerlik yaptım. 3 ay Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldık. Hafta sonu 2 gün şeyimiz vardı, çarşı iznimiz. Süper. Tuzla'dan biz trene binerdik. Haydarpaşa'da inerdik. Haydarpaşa'dan komple hep gezerdik. Ne güzel işte. 3 ay boyunca böyle geçti benim. Harika. Tabii onun haricinde de gelmişliğim falan var. İş için geldim falan. Valla çok güzel. Keyifli bir yer yani. Gez bitiremezsin ya. Bir de buranın şeyi çok hoşuma gitti şimdi. Ben tabii buraları hani böyle yani hani geçerken hani öyle gördüm. Burada hiç öyle bir vakit geçirmedim. Kadıköy'de mesela, burası Kadıköy'de değil mi? Evet, Moda sahili. Moda sahili gittiğimiz yer. Aynen. Yani çok acayip gençler var. Ve çok yani herkes böyle çok tatlı yani. İkisi birbirinin umurunda değil. Çok rahat herkes. Sanki böyle hani yurt dışında geziyormuşum gibi hissettirdi bana. En çok da hoşuma gittik açıkçası. Hani insanın kendini özgür hissettiği bir yer Kadıköy bence. Hani böyle canım sıkıldı hadi bir Kadıköy yapalım falan. Evet. Diyebilirsin yani. MP Hair saç merkezine çok teşekkür vallahi ederim. Çok teşekkür ederiz ya. Bu bize acayip bir fırsat oldu gezmek için de. Kesinlikle çok çok buradan ben. Hem kafa olarak hem ruhen evet. Her türlü dönüşerek döneceğiz. Evet, aynen. Zaten onların da şeyi sloganı neydi? İyi hisset. İyi hisset. Evet. Bizi iyi hissederek döneceğiz. Çok, çok iyi hissettirdiniz. Teşekkür ederiz. The light is fading fast from this old town we gotta go. Our bags are packed so long we wait in the fall. There's no point in delaying what we both already know. The escape is fast. Hoş geldiniz. Yeni evimize. Köyde ne aldık? Eski ahşap bir ev. Ev turu yapıyoruz. Ev turu yapalım. Burası misafirlerimiz alacağımız. Burası takipçilerimize vereceğimiz odamız. Bir tane karşılıklı. Babamın evet. Metinle indirdik ya geçen gün. No one else to be
minik odamız. Butik oda. Butik odamız. Ama bakın her şey orijinal ha. Evet. Dolaplara bakın. Şu bayıldım zaten buna. Muhteşem bir şey. Şurada şey. Hep değerlendirmişler. Manzara yok. Göstereyim mi? Belki kalmak isterler. Yani. Fikir olsun. Burası da banyo. Küçük ama sevimli. Evet, cici, tatlı bir yer işte. Ve fiyatı diğer yerlere göre bayağı uygun. Çok. Ve yine yeri, yani konumu müthiş. Ha, arabayı şöyle, İspark'ın otoparkı var belediyenin. Oraya koyduk, oradan bir 5-10 dakika yürüdük. Çünkü evet, burada otopark bulmak sıkıntı. Aynen. Ama fiyatı falan çok iyi ama kahvaltı yok. Evet, kahvaltımız artık yarın. Dışarıda yapacağız. Çabuk. Evet, özellikle ben çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak gelişmeleri. Size artık bir sonraki videoda göstereceğiz. Evet. Operasyona gireceğim. Dualarınızı bekliyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Bir maşallah deyin. Evet, bir çılgınlık yapıyoruz. Bakalım inşallah sonucu güzel olacak. Belki sizler de yararlanmak isteyebilirsiniz. Aşağıda bir link var. Şayet o linkten, yani o link bize özel, bize evet, tanımlanmış bir link. O linke basıp o formu doldurarak siz de saç ektirmek isterseniz şehirden köye göç kanalına özel indirimlere de olacak. Evet. Bu da bir fırsat olabilir yani saç kesinlikle ektirmek isteyenlere. Bakalım benim sonuç nasıl olacak? Ona göre ya siz de yaptırırsınız. Evet. Ama biz güzel olacağına inanıyoruz. Kesinlikle. Çünkü çok güzel referanslar gördük. Evet. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.